Merhabalar. Benim ismim Edip Asaf Bekaroğlu. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. Bu da 3 serilik bir seminerin ikincisi. Birinci toplantıda, seminerde sekülerizm konusu ile ilgili bir takım sorular sorup, ki web sitesindeki tanıtımda var bu sorular, tekrarlamaya gerek yok herhalde. Onlarla ilgili bir takım yanıtlar aramaya çalıştık. Benim niyetim biraz da sekülerizm ile ilgili, yani laiklikle ilgili, hangisini tercih edersiniz önemli değil. Laikçilik de diyebilirsiniz. Bu konudaki bir takım ezbere bildiğimiz, işte laiklik din ile devlet işlerinin ayrılmasıdır gibi bir takım ezberlerin çok doğru olmadığını anlatmaya yönelikti. Biraz belki kafa karıştırmaya yönelikti. Bu seminerde de sekülerizmin aslında siyasete girişinin böyle tarihsel serüveniyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Daha spesifik olursak, ulus devletlerin inşası sürecinde sekülerizmin rolü ne olmuştur üzerine konuşmak istiyorum. Aslında işin uluslararası hukuka ilk yansıması Vestfalya Barışı 1648. Vestfalya Barışı'ndan sonra bir Vestfalya düzeni dediğimiz bir düzen inşa ediliyor Avrupa'da 1648'den itibaren. Vestfalya Barışı'nın temel mantığı şu: o dönem bir takım savaşlar yaşanıyor, uzun süren savaşlar, 30 yıl savaşları vesaire yaşanıyor. Bunlar Avrupalılar için çok yıpratıcı savaşlar. Yani din adına, Protestanlık ve Katoliklik adına ve Protestanlığın çeşitli yeni versiyonları adına insanlar birbirlerini katlediyorlar. Devletler bu gerilimleri, mezhepsel konuları kullanıyorlar kendi çıkarları için, kendi devletlerinin merkezi otoritelerini güçlendirmek için vesaire kullanıyorlar. Uzun süren savaşlar yaşanıyor ve sonunda bir Vestfalya Barışı gerçekleşiyor. Vestfalya Barışı'nda temel mantık şu: devletler kendi ülkelerinde egemenler, yani ulus devletin egemenliği kavramının aslında uluslararası hukuktaki ilk yansıması bu. Kendi resmi dinlerini belirleme hakkına sahipler, ancak azınlıktaki dinlere de kamusal hayatta dinlerini pratik etme hakkını tanıyorlar. Böyle bir şey Vestfalya Barışı. Yani insanlar artık, devletler birbiriyle bu anlamda savaşmasın, birbirlerinin iç işlerine müdahale etmesinler. Devletler üstü otorite olan işte kilise, Roma, kilise, Katolik kilisesi pardon, kendi otoritesini kullanarak işte devletlerin iç işlerine müdahale etmesin. Devletler de birbirlerinin iç işlerine müdahale etmesin. Her devlet kendi resmi dinini benimseyebilsin, kabul edebilsin, bunu uygulatabilsin. Ancak ve ancak azınlıklarında haklarını, dini azınlıklarında haklarını garanti altına alsın. Bu Avrupa siyasetinde bir seküler uluslararası hukukun inşasının en önemli adımlarından biri. Ve bundan sonra artık dünyada bağımsızlığını kazanan her ülke gönüllü olarak bu ulus devlet, egemen ulus devlet, Vestfalya Barışı ile Avrupa'da kurulan egemen ulus devlet sürecine gönüllü olarak katılıyor. Yani Afrika'da, Asya'da ki ülkeler aslında bu modeli aynen alıp gönüllü olarak devam ettiriyorlar, buna katılıyorlar.
Şimdi ortaya bu bir, o dönem 1648 ve sonrasında aslında birçok siyaset teorisindeki önemli kavramın geliştiği dönem, ortaya çıktığı ve geliştiği dönem. Mesela liberalizm, mesela milliyetçilik, sekülerizm, modern devlet, işte devletin bürokratik mekanizmaları, merkezi ulus devlet. Bunların ortaya çıkması ve gelişmesi aynı döneme denk geliyor. Dolayısıyla birbirlerini etkiliyorlar. Yani liberalizm milliyetçilikten etkileniyor. Milliyetçilik sekülerizmle dirsek teması içerisine giriyor. Ve birbirlerini besleyerek büyüyorlar aslında. Milliyetçilikler dönemi esasında bu dönem. Yani daha önce hiç var olmamış bir siyasal yapının, millet dediğimiz bir siyasal yapının daha önce hiç olmadığı şekliyle ortaya çıktığı ve devlet tarafından kendi vatandaşlarını örgütlediği, düzenlediği, yönettiği bir aygıt, bir söylem haline dönüşerek ulus devletlerin en temel ideolojik aygıtı haline geliyor milliyetçilik. Şimdi milliyetçilikler çağı olduğu için buradan sonra başlayan dönem milliyetçilikler çağı olduğu için ve milliyetçilik ve millet dediğimiz şey homojenliğe vurgu yaptığı için çok sıkça diğer bütün kavramlar da az önce bahsettiğim diğer bütün kavramlar da aslında bu homojenliği de facto kabul ediyorlar. Nasıl oluyor? Mesela liberal demokrasi. Liberal demokrasi ile milliyetçilik kardeştirler. Eş, aynı dönemde doğmuş büyümüştürler, büyümüşlerdir. Dolayısıyla liberal demokrasi milliyetçilikten etkilendiği için veya o dönemin ruhuna uygun bir söylem işte bir atmosferde geliştiği için konsensusa çok aşırı vurgu yapar mesela liberal demokrasi. Tamam der, farklı gruplar vesaire vardır ama konsensus, bu grupların konsensusu esastır. Aksi halde bir devlet zaten olamazsınız. Öncelikle bir birlik şart devlet olabilmek için. Dolayısıyla liberal demokrasi de bilinç altında ve teorinin bizzat kendisinde konsensusa çok vurgu yapar. Oysa daha sonra görüyoruz ki siyaset biliminin 20. yüzyıldaki evrilmesine falan bakıyoruz. Artık konsensustan ziyade çatışmanın da esas olduğu vurgulanmaya başlandı mesela. Ve demokrasinin konsensusu sağlayan bir siyasi rejimden daha çok aslında çatışmaları, potansiyel çatışmaları, kanlı olabilecek çatışmaları barışçıl bir şekilde idare edebildiği, bak uzlaştırdığı bir konsensusa vardırdığı değil. Bu çatışmaları barışçıl metotlarla idare etmenin bir yöntemi oldu demokrasi aslında. Şimdi bu İlk dönemlerde özellikle liberal demokrasi teorisyenleri en işte baba figürlerine kadar gidin, Adam Smith'ten başlayın, İskoç aydınlanmasının önemli şahsiyetlerine kadar gidin. Hepsi bilinçaltlarında o din savaşlarının getirmiş olduğu bir dine karşı ön yargıya sahipler. Dinin yıkıcı, şiddet içeren, irrasyonel bir şiddete yol açtığını bilinçaltlarında hep taşıdılar. Tabii yaşadıkları dönemle de ilgili bir şey bu. Ve şöyle bir şeyin hayalini kurdular. Dini olarak tarafsız bir kamusal alan inşa edebilir miyiz?
Tabi liberal demokrasi, liberalizm şöyle bir ideal dünya kurar kendi kafasında. Mükemmel devletler, mükemmel toplumlar, mantıklı bireyler. Böyle şeylerin olduğunu düşünür ideal dünyada ve bunun üzerine teorisini inşa eder. Oysa gerçek hayatta böyle değil. Devletler mükemmel değil. Baskıcı olabiliyor, ceberrut olabiliyor, hukuk dışı da olabiliyor. Toplumlar mükemmel değil. Her zaman konsensusu bulamıyor, çatışmalara gebe olabiliyor. Bireyler mantıklı değil her zaman. Her zaman rasyonel değiliz. İnsan çok komplike bir yaratık, bir canlı. İnanışlarını, kültürünü vesaire her şeyini aslında kamusal hayata taşıyan bir varlık insan. Dolayısıyla her zaman liberal teorinin vaaz ettiği şekliyle mantıklı ve rasyonel, her zaman en doğruya doğruyu bulan, karar veren, uzlaşan varlıklar değiliz. Gerçek dünya farklı. Öte yandan bir de şöyle bir şey var. Evet, gerçek dünya farklı. Bir de her toplumda yapısal bir takım eşitsizlikler de var. Nasıl yapısal eşitsizlikler? Mesela çoğunluk dinleri var, azınlık dinleri var. Değil mi? Çoğunluğun dahil olduğu etnik gruplar var. Azınlıktaki etnik gruplar var. Bunlar yapısal bir takım eşitsizliklere sebep oluyorlar ve tarafsız bir kamusal alan, eşit bireyler, işte hukuk karşısında eşit bireyler bu tarafsızlığı garanti eder diyor liberal teori. Evet, normatif olarak hakikaten hukuk karşısında hepimiz teorik olarak eşitiz. Ancak kamusal hayatta, toplumda hepimiz eşit değiliz. Çünkü bir takım yapısal eşitsizlikler var. Bazı gruplar çok daha eskiler, çok daha kalabalıklar, çok daha örgütlüler. Bazıları ise azınlıktalar, ezilmişler, baskı altındalar. İşte o topluma yeni dahil olmuşlar, değil mi? Bu özellikle uluslararası göç arttıkça 20. yüzyılda, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle bu uluslararası göç arttıkça her toplumda yeni şeyler var, misafirler var. Bunlar önce misafir oluyor, ondan sonra geliyor, yerleşiyor, oranın bir parçası oluyor ama hep dışarıdan kabul ediliyor. O yapısal eşitliği hiçbir toplumda sağlamanız mümkün değil. Dolayısıyla liberal teorinin bu milliyetçilik ile birlikte gelişmiş olmasının bu şeyleri, ön kabulleri, teorik yaklaşımları gerçek dünyada çok tutarlı değil. Bir de tabii meşhur özel alan, kamusal alan ayrımı var, değil mi? Bu aslında liberalizmin din problemine getirmiş olduğu bir çözüm. Tamam diyor, insanlar farklı dini gruplara dahil olabilirler, mensup olabilirler ancak bunu kamusal alana taşımadıkları müddetçe, özel alanda tuttukları müddetçe bir problem yoktur diyorlar. Bunun da çatışan dini gruplar arasında bir minimum ortak payda olarak, ortak payda bulma çabası olarak düşünebiliriz. Tabi burada din olgusunu şiddetin ve irrasyonalizmin kaynağı olarak görüyor liberal teori. O hani tarihsel arka plandan yola çıkarak. Ve
kamusal alanın bu dini grupların ahlakı ile değil de bir farklı bir ahlakla düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu da seküler etik, seküler ahlak. Ancak hani bu yine ideal dünyalarında, liberal demokrasi teorisyenlerinin ideal dünyalarında güzel, kulağa hoş geliyor olabilir ama gerçek dünyada bir bakıyoruz ki seküler etik, seküler ahlak bir süre sonra insanların özel hayatlarına da müdahale etmeye başlayabiliyor. Mesela Avrupa'da özellikle Müslümanların varlığı ile son 30-40 yılda oraya yerleşen artık Müslümanların varlığı ile bu tarz tartışmalar daha çok yaşanmaya başlıyor. Efendim? Mesela çarşaf işte giyinmesine kötü bakılması gibi. Hatta bunun somut bir örnek var. Belki daha önce tartışmış mıydık tam hatırlamıyorum ama Fransa'da bir çarşaflı kadın, Fas asıllı bir çarşaflı kadın. 10 yıldır Fransa'da yaşadığı halde, Paris'te yaşadığı halde, kocası işte Fransız vatandaşı, bir yine Fas kökenli biri geliyor. İşte evli, 10 yıl orada yaşıyor, çocukları var, orada çıkıyor, hayatını devam ettiriyor, dil öğrenmiş artık, gidiyor alışverişini, yani kendi kendine yaşayabiliyor. Ve bir süre sonra Fransız vatandaşı olmayı talep ediyor. Mahkeme ise Fransız Anayasa Mahkemesi ise orada sonuçlanıyor dava. Bu kadının, Faslı kadının vatandaşlığını reddediyor. Gerekçe ise yeterince Fransız olmaması. Yeterince Avrupa'nın değerlerini özümsemiş olmaması, somut işte şey ise, kanıt ise kullanmış olduğu giysi. Halbuki bu kadının kişisel tercihi. O kadının kişisel tercihi. Dolayısıyla din ile devletin bu kadar net çizgilerle ayrılmış olduğu Fransa'da bile, Fransa gibi bir ülkede bile, çok hassas bir dengenin olduğu Fransa gibi bir ülkede bile özel alana seküler etik bir yerden sonra müdahale edebiliyor. Şimdi şöyle bir şey var, genel kabul var. Siyasal olan, yani seküler siyasete has olan yasalar ile özel alana müdahale edilebilir. Çünkü seküler yasalar insanın, bireyin bireyi korumak amaçlı inşa edilmiştir. Dolayısıyla seküler yasaların özel alana müdahalesi meşrudur. Çünkü zaten seküler yasalar bireyin özgürlüğünü, bireyin kendisini oluşturmasını, inşa etmesini, özgür bir birey olarak korumasını garanti eder. Dolayısıyla seküler yasalar özel alana müdahale edebilir. Ama çok örnek verilebilir. Hakikaten seküler yasalar o kadar kapsayıcı ki her şeye bundan sonra müdahale etmeye başlıyor. Yani sınırını çizemiyorsunuz. Ama dini olanın özel alana müdahalesi kabul edilemez bulunur. Liberaller tarafından veya sekülerler tarafından. Şöyle bir ön kabul var. Az önce de söylediğim gibi seküler yasalar insanın benliğinin, özgürlüğünün oluşturulmasını garanti altına alır. Dini yasalar ise tam tersine bunu kısıtlar diye bir ön kabul var. Tabii burada bir de çelişki var. Bir taraftan dini özel alana hapsediyorsunuz.
Ama diğer taraftan dinin kişiyi sınırlayıcı bir etkisi olduğunu da söylüyorsunuz. Yani aslında çok dürüst bir şey değil, bir yaklaşım değil. Yani birçok din kendisinin özel alana hapsedilmesini istemiyor. Ama hadi siyasi otorite bunu mecbur kıldığı için kabul ediyor. Ama ondan sonra dinin zaten insanı sınırladığını, özgürlüğünü kısıtladığını vesaire söylüyorsunuz ve dini gerekçelerle kendi alanında bir şeyler yapmak isteyen, işte çocuklarını eğitmek isteyen vesaire işte örnek insanlara da seküler yasalar uyarınca müdahale ediyorsunuz. Siz bir şey soracaktınız. Ben bu konuda Anglo-Saksonlarla aynı şekilde düşünüyorum diye itirazım olacak. Bu daha çok Fransız anlayışı gibi geldi bana. Yani bu konuda bir itirazım olsa boş mudur? Yoksa bir... Değildir. Evet. Yani bu daha çok Fransız tarzı gibi. Anglo-Saksonları pek öyle düşünmüyor. Şöyle evet. Anglo-Sakson seküler ismiyle Fransız tarzı laicite diyor onlar arasında elbette ki belli farklar var. Anglo-Saksonlar çok daha pragmatik yaklaşırlar dine ve pragmatik çözümler bulurlar. Dinin kamusal alandaki yeriyle ilgili pragmatik çözümler bulurlar. Anglo-Sakson tarzı laiklik, sekülerizm uygulaması da geçen seminerde konuşmuştuk biraz. O da şunun aslında şunu çürütüyor. İşte laiklik din işleriyle devlet işlerinin ayrılmasıdır tezini çürüten bir örnek aslında Anglo-Sakson tarzı. Neden? Çünkü orada bir resmi kilise var. Anglikan kilisesi var. Aslında son derece seküler bir toplum. Hani dindar bir toplum değildir İngilizler. Mesela Anglo-Sakson derken Amerikalıları da alacağız tabii içine ama İngilizlerden bahsederek konuşalım. İngilizler hiç dindar insanlar değildirler genelde ama bir resmi kilise vardır. İşte parlamentonun açılışı, Lordlar Kamarası'nın açılışı bu Anglikan Kilisesi'nin töreniyle yapılır. Anglikan Kilisesi bunun doğal bir üyesidir Lordlar Kamarası'nın vesaire. Ama orada da şöyle bir şey var hocam. Yerleşik dinlere karşı, dinler ile ilgili bulunmuş pragmatik çözümler yeni gelen dinler söz konusu olduğunda bu kadar esnek olamayabiliyor. Orada da böyle bir sorun var. Belki prens hangi itikattaysa tebaası da öyle olmalıdır anlaşmasından kaynaklanabilir. Bu yüzden Vestfalya savaşlarından sonra bu yüzden görüşler oldu. Bir sürü Alman, Fransız, evet. Fransız, Almanya gitti. Evet. Onun kalıntısı olabilir. Hatta seküler anlayışında biraz bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani madem prensin itikadına uymak zorundayız, prens yani devlet laik olsun. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsunuz. Devlet laik olsun deniyor ama kamusal alan o kadar da laik olmuyor. Çünkü kamusal alanda her şey çoğunluğun kültürü, dini vesairesi ile şekilleniyor. Yani bir yere girdiğinizde, bir kamusal alana girdiğinizde kendinizi yabancı hissedebiliyorsunuz. Hep başkalarının dini sembollerini görüyorsunuz. Tatil günleri o dini dinle göre şekilleniyor vesaire. Sonuçta yeni iseniz her zaman dezavantajlısınız. Son dönemde ise özellikle 90'lardan itibaren hatta İran İslam Devrimi genelde bir kırılma noktası olarak gösterilir. Sonrasında dinin siyasallaştığı, daha çok siyasallaştığı, daha çok kamusal alanda yer aldığı, işte insanların dindar insanların sayısının arttığı vesaire bir dönem başlıyor. Buradan da insanlar diyorlar ki acaba dinin böyle gittikçe daha fazla siyasallaşması
modernleşmenin bir şey midir, bir başarısızlığı mıdır acaba diye soruyorlar. Bu şu anlama geliyor. Klasik modernleşme teorisine gidiyor iş. Modern olmak için seküler olmak gerekir. Seküler olmak için de dini özel alana hapsetmek gerekir. Kişiye özel bir faaliyet olarak görmek gerekir. Böyle bir şey var. Bir modernleşme teorisinin temel varsayımı var. İşte insanlar modernleştikçe sekülerleşecek, işte sekülerleştikçe din özel alana hapsedilecek, kişisel bir mevzu haline gelecek. Hani Türkçe'de de çok kullandığımız bir şey vardır ya, işte ne karışıyorsun, işte benimle Allah arasındaki bir iştir din meselesi. Ama dinin siyasallaştığını ve siyasette etkisini yitirmediğini görüyoruz ve insanlar diyorlar ki o zaman modernleşme acaba başarısız mı diye soruyorlar. Ve şöyle yorumlarda yapılıyor. Aslında din, hani sekülerizm din düşmanlığı demek değildir. Hemen tevil ediyor. Yani teori kendini geliştiriyor. Pragmatik bir şey aslında. Bunlar hep ortaya çıkan durumlara Avrupa'nın geliştirmiş olduğu, teorisyenlerin geliştirmiş olduğu şeyler. Diyorlar ki bazı hallerde din kişiye özel olmaktan çıkabilir ve siyasal bir işlev kazanabilir. Bunun seküler demokrasi riske etmediği, hatta kamusal müzakere sürecine olumlu bir katkı yapabileceğini de söylemeye başlıyorlar. Tabii burada da şöyle bir soru ortaya çıkıyor. O zaman dinin nasıl kamusallaşacağı sorunu ortaya çıkıyor. Ve sekülerizm bundan sonra şu anlama gelmeye başlıyor. Dini toplumsal hayattan çıkarmak değil de biraz daha Anglo-Sakson tarzına yaklaşıyor. Ve dinin kamusal hayatta var olmasının şartları nedir sorusunu sormaya başlıyor. Yani din tamam kamusal alanda var olsun ama bunu bir takım kondisyonlara, bir takım şartlara bağlayalım. Ve bu şartlara uyan, bu şartları kabul eden dinler seküler demokrasi için bir zarar teşkil etmezler. Hatta olumlu bir siyasi rol bile oynayabilirler. Ama tabii ki her din için geçerli değil bu. Özellikle İslam söz konusu olunca kesinlikle geçerli değil. Din kamusal alana girerken şunu bir kere kabul etmesi gerekiyor. Her kamusal alan iktidar tarafından şekillenir. Dolayısıyla siz kamusal alanda bir aktör olacaksanız eğer iktidarın sizi şekillendirmesine müsaade etmek zorundasınız. O şartları kabul etmek zorundasınız bir. İkincisi kullandığınız dil de o kamusal alanın seküler müzakere adabına uygun bir dil olmalı. Yani dini gerçekten aslında kısıtlayan, belki de doğasını değiştiren bir süreçten bahsediyoruz burada. Ve dinin temsilcileri tıpkı orada işte siyasi faaliyet gösteren diğer siyasetçilerin kullandığı yöntemleri, dili kullanmak durumunda kalıyorlar. Tabii iktidar bunu düzenlerken, hani kamusal alanı düzenlerken çeşitli araçlar kullanır. Baskı araçları hep vardır zaten. Eskiden de vardı, bugün de var. Ama modern dönemde daha sofistike araçlar da kullanmaya başlıyor devlet kamusal alanı düzenlemek için. Bu sofistike
araçlar ise dinden bayağı ilham alıyor aslında. Şöyle, dinin boşalttığı alanı mesela milliyetçilik doldurmaya başlıyor. Yani milliyetçiliğe bir tür seküler din diyenler var. Mesela insanların aidiyet duygularını din artık şey yapmıyor, beslemiyor. Çünkü dini kamusal alandan çıkarıyorsunuz. Ve farklı bir takım motivasyonlarla insanlara aidiyet kazandırmak, onları devlete tabi kılmak zorundasınız. İşte burada da milliyetçilik devreye giriyor. Ve milliyetçiliğin içine bir takım dini semboller de yediriliyor açıkçası. Mesela bizim bayrak, hani hilal var değil mi? Hani dini bir tarihten beri İslam dininin kullandığı sembollerden biridir. Hani böyle şeyler, semboller kullanılıyor. Bunun üstüne daha böyle seküler semboller de ekleniyor. Tıpkı dini mantık, hani eskiden dinin işlevini şey yapan, işlevine sahip yeni bir takım semboller, işte ritüeller vesaire kullanılıyor. Seküler ayinler, bu törenler düzenleniyor. Yüce liderler oluyor, ulusal ikonlar, işte ziyaret edilmesi gereken yerler vesaire ortaya çıkıyor. Ve her şeye mutlak, her şeye kadir Tanrı'nın yerini, her şeye kadir yasalar veya yasa koyucu alıyor. Burada işi biraz böyle tersinden okuyup şöyle diyenler de var. Madem dini sembolleri kullanıyor milliyetçilik, o zaman din milliyetçiliği biraz şey yapıyor sanki, yönlendiriyor gibi. Hayır, tam tersine, öyle bir şey yok. Tam tersine, yani milliyetçilik ve seküler etik dini kullanıyor. Toplumu düzenlemek için, kamusal alanı düzenlemek için gerektiğinde dinin belli bir versiyonunu, belli özelliklerini kullanıyor, belli özelliklerini dışlıyor ve aslında dini bir yerden sonra dönüştürüyor. Tabii farklı dini aidiyetlere rağmen ortak bir, tüm ulusun paylaştığı yeni bir ahlaki değer oluşturmak zorunda milli devletler. Milliyetçilik de burada seküler bir din gibi adeta bir şeye ihtiyaç duyuyor ve bu milliyetçilikler çağında seküler bir aidiyet duygusunu zorunlu kılıyor aslında. Bireyin mutlaka ve mutlaka devlete bir sadakat borcu olmalı, gönüllü bir teslimiyet hali içerisinde olmalı. Birey, bunlar milli devletlerin vazgeçilmez ihtiyaçları. Ve devlet bu sadakatin, bu sadakate eş veya bu sadakatin üstünde başka sadakatlere sahip olmanızı modern devlet kesinlikle kabul edemiyor. Ve siz işte kendi tarihini yapan, kendi tarihine sahip olan, ona sahip çıkan insanlar oluyorsunuz. Böyle bir hissiyata sahip oluyorsunuz. Bütün bu devletin işte aygıtları, diğer bahsettiğim sofistike aygıtları, milli devletin eğitimden tutun da her şeye kadar, medyaya kadar, kamusal işte o ayinler, seküler ayinler, törenler vesaireye kadar bunu bu araçlarla bu hissiyatı oluşturuyor devlet ve ancak devletin düzenlediği alanda, sınırladığı alanda, bu alan içerisinde özgür bir birey olabiliyorsunuz. Sekülerizmin böyle bir işlevi söz konusu, hayati bir işlevi söz konusu modern ulus devletlerin inşasında. Ben burada noktalıyorum. Çok teşekkür ederim.